Merakla beklenen. Herkese günaydın. Günaydın. Biz dün gece Haneda Havalimanı'na indik. Oradan da otelimize geçtik. Şimdi sabah uyanır uyanmaz kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen bir tren istasyonu bulduk otelimize yakın ve Tokyo merkeze gitmeye çalışıyoruz şimdi. Evet. Gitmeye çalışıyoruz diyoruz çünkü o kadar kolay değil. Önce tren istasyonuna nasıl gireceğimizi keşfetmeye çalıştık. En son 2014'te buradaydım ama sanırım çok şey unuttum. Bilet makinelerine gittik. Oradan kart denedik ama başarılı olamadık maalesef. Nakit istiyormuş. Gidip bir ATM'den nakit para çektik. Şu an buradan Tokyo merkez istasyonuna gidebilmek için yaklaşık 1500 yen. İki kişi bilet parası ödedik. Bu da yaklaşık 10 euro gibi bir ücret yapıyor. Ama bu tabii biraz pahalı. Hollanda'dan biraz pahalı diyebilirim. O yüzden bir kombine bilet uygulaması var sanırım burada. Japon tren yollarının bir kombine bilet uygulaması. 2 ya da 3 gün geçerli bütün trenlere ya da otobüslere sınırsız binebileceğiniz. Muhtemelen bizim için o daha ekonomik olacak. Eğer sizin de Tokyo'daki zamanınız ya da Japonya'daki zamanınız sınırlıysa bu biletten almanızı tavsiye ederim. Şimdi biz yol tarifimizi aldık. Ve Google Maps burada harika çalışıyor gerçekten. Evet, üzerindeki detaylar inanılmaz. Şu an buradayız. Gördüğünüz gibi Haneda Havaalanı'na çok yakın bir yer. Buradan iki aktarmayla Tokyo'nun tarihi sarayına gideceğiz. Daha doğrusu aynen İmparatorluk Sarayı. Buna gitmek için bir metro hattına binmemiz gerekiyor. Keiko Airport'tan da 2 dakika içerisinde kalkacak. Tabii aktarma yapacağımız için burada şöyle bir seçenek de bize sunmuş. Aktarma sırasındaki en hızlı yol, daha doğrusu en hızlı aktarma için binmesi gereken vagon 8 numara. Biz sanırım şu an 6 numaralı vagonun hizasındayız. Onlar da buradaki korkuluklarda yazıyor. Evet. Hatta şöyle birazdan göstereyim 8 ama. Numara. Sağ tarafta var. Var bir tane. Şimdi 8 numaralı vagona doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Tokyo merkez tren istasyonunda bir makarası kullanacağız. Çünkü çok fazla çantasıyla seyahat eden oluyor burada, bizim gibi. Mesela çantamızı buradaki dolaplardan birine koyacağız. Daha sonra da belirlediğimiz süre içerisinde geri geleceğiz. Aynı araba park eder gibi. Böylece sırtımızda koca bir yükle bütün gün gezmek oldu. Buradaki ekranda kontrol edelim bakalım nasıl kullanıyoruz. Yeşil yanan bir şey de, mesela şurası. Oradaki koyuyoruz. Evet, bize böyle bir bilet verildi ödemeyi yaptıktan sonra. 5455 numaralı dolap artık bizim. Şu an kilitli durumda ve açılmıyor bir şekilde. Ve bu dolap 3 gün boyunca kapalı duracak. Elimizdeki biletle QR kodu okutarak istediğimiz zaman dolabımızı açabiliriz. Şimdi sırada yeni yükler var. Evet. Şehrin ortasında, şehrin merkezinde yer alıyor ve oldukça geniş bir yeşil alana sahip. Bu İmparatorluk Sarayı, aslında büyük gökdelenleri görüyorsunuz. Ama şu tarafa doğru kamerayı çevirdiğimizde aslında tarihi dokusu korunmuş sarayı görüntülüyoruz. Tokyo metro hatları. Her yere metro var gördüğünüz gibi. Burada insan trafiği de soldan akıyor. Bizim soldan yürümemiz
zaten işaretlerle belirlenmiş, söyleniyor sürekli. Bizim için alışması biraz zor. Asakusa'ya geldik. Metrodan çıktıktan sonra bir tur almak istedik. Daha sonrasında Kimono da kiralamak istediğimiz için aynı isteğimizi Orul rehberimize de sorduk, söyledik. Sağ olsun bizi Kimono kiralama yerine getirdi. Şu an opsiyonları arkadaşlar açıyorlar. Öyle. Boyumuzu söyledik. Aynen. Kilomuzu söyledik. Bakalım, deneyeceğiz birazdan. Giydikten sonra tekrar görüşürüz. Çok heyecanlı. Suyla mutlu bir nila çizelim şuraya. Bakamıyorum. Çok sadece kimono kiralayıp çıkacaktık. Bir de Japon stili saç işin içine girdi. Tabii. Şimdi biz kimonolarımızı kiraladık. Evet. Giyindik. Saçımızı da yaptık. Gerçekten çok güzel ilgilendiler bizim. Birazdan Asakusa turuna çıkacağız. Bizi bir geleneksel bir taksi bekliyor aşağıda. Ona binip Asakusa'ya kısa bir tur atacağız. Gerçekten kimonolar çok değişik bir hava kattı bize de. Evet, şöyle göstermek istiyorum yani. Beni gösterecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten çok erkekler, harika. Tarihte yani... de çok fazla seçeneğe sahip değillermiş, onu görmüş. Şurada saçımdaki çiçek detayına kadar her şeye bayıldım. Çok temizler, çok düzenliler. Kıyafetler bile harika kokuyor. Evet. Çok memnun kaldım. O zaman hadi gezmeye gidelim. Hadi gezmeye gidelim. Thank you. Bu da bizim makam aracımız. Asakusa'da turumuza başladık. Şu an tarihi bir taksiyle. İnanılmaz bir deneyim, inanılmaz bir deneyim. Tapınakları birer birer gezeceğiz. Rio şoförümüz bizi sağ olsun her yere gezdirecek. Evet. Turumuz 70 dakika sürecek toplamda. Evet, hızlı bir şekilde bitir atacağız. Daha sonrasında detaylı bir gezi yapmak için yürüyerek devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Şu an Asakusa'nın arka sokaklarına geldik. Burada hem tarihi alışveriş dükkanları var, hem de kimono giymiş diğer insanları görebilirsiniz. Ama bize çok güzel el sallıyorlar, merhaba diyorlar. Az evet. Önce liseli bir genç grup gördük, hepsi bize el sallıyordu. Aynen. Yani çok keyifli bir deneyim gerçekten. Kendimi film yıldızı gibi hissettim. Evet. Burada aynı zamanda Asakusa Kiliği'nin de girişini gördüm. Birazdan buraları yürüyerek de gezeceğiz. これね。素晴らしいんでね。お寺のね、ご祝いた飴玉日本へ来てくださった。お土産でプレゼント。あ、Thank you very much。どうぞ、どうぞ、どうぞ。ありがとうございます。こんな素晴らしい着物を拝見させてもらって本当にありがとうございます。どうぞ、どうぞ、どうぞ。Thank you。最後の飴玉だったんです。あ、そうです。あ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank geleneksel Japon şekeri verdiler. Evet. Desenli için. Bizi böyle kimonolarla gören bir tane amca bize vermek istediğini söyledi. Bize çok teşekkür ettik. Teşekkür. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Asakusa gezimize devam ediyoruz. Ben çok iyi.
Yeah. Şu an Kedili Tapınağı'na geldik. You can write down your wishes on the board. And then the board will see it. Okay. Yeah. Buraya dileklerimizi yazıp tahtalara galiba kedi tanrısına emanet edebiliyoruz kabul etmesi için. They are writing mostly about relation and money. Hmm. Genelde ilişkiler ve para için yazı durmuş. Yarısından fazlasını tamamladık. Şimdi tekrar merkeze dönüyoruz. Galiba merkezdeki tapınağı da gezeceğiz. Şu an son 10 dakikamız olabilir. Belki de orada bırakacaktır bizi. Bence bırakacak. Ama da öyle. Son 10 dakikamız var. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok eğlendi. Çok eğlendi. Biraz da güzel dinlendik açıkçası. Yani metroyu öğren, biletleri al, otobüs biletini almaya git falan derken günün yarısını kafa yanmasıyla geçirmiş olabiliriz biraz. Aynen öyle. Ama artık öğrendik en azından metroya nasıl gideceğiz. Yani. Bundan sonraki yolu yürüyerek devam edeceğiz. Hem de bu kıyafetlerle yürümeye devam edeceğiz. Çünkü saat şu an 3.30. Bunlarla 5.30'a kadar vakit geçirebiliyoruz. Görüşürüz. Shopping Street'e geldik. Buraları gezeceğiz şimdi. Çok cıvıl cıvıl şeyler bizi bekliyor. Bir sürü kimonolu turist bizim gibi. Yani her yere bakasım geliyor. Her yere gözüm gidiyor. Her şey çok güzel, elim değiyor. Tabii kimonomuz çok. Allah'ım gerçek mi? Karton falan olduğu bölgedeyiz. Burası oldukça kalabalık ve sanırım bayağı yoğun ilgi gören bir yer. Çok turist bizim gibi kimonolarıyla burayı ziyaret ediyor. Çok keyifli. Gerçekten çok ilginç yapılar var. Değişik mimari. Burası ana giriş kapısı. Şurada da bir kule var. Şimdi girip içeri bakacağız. Şimdi tapınağın içerisine doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 3 farklı bahçesi vardı ya hatırlamıyorsam. Önce marketten geçtik, sonra en dış bahçe, sonra orta bahçe. Şu an iç bahçedeyiz. Oranın kapısı burası. Şimdi tapınağa gelmek üzereyiz. Şöyle. Evet, önce ruhumuzu temizlememiz gerekiyor buradaki dumanda. Eğer bunu yapmazsak iyi şans getirmediğini inanılıyor. O yüzden önce ruhumuzu temizleyeceğiz. Nilay temizledi bile. Evet, gayet temizlenmiş bir ruhu. Tapınak bu arkada gördüğünüz bina. Şimdi oraya girmek.
marionetine para atıp dua ediyorlar. Şimdi biz kilitli dolaplara geldik. Bu da bizim dolabımız. 54-55. Ve QR kodlu biletimiz var. Gidelim ekrana bakalım. Ne yapıyoruz? Şuradan geziyor seçelim. Ve bakın, İşte burada. Hala tek parça. Hala tek bu. Koyduğumuz gibi duruyor. Arkadaşlar sola dönüp sola giriyor yani. Nilay çok ilgisini çekti bu. Ben burada kesin birkaç kazaya karışım. Muhtemelen. Ondan sonra devam edebilirdim öğrenmeye. Yani eğer buraya yaşamaya geliyor olsaydık gerçekten bu benim için çok büyük bir problem olabilirdi. Gelmezdik belki. Belki de bu gelmeme sebebi bilmiyorum olur muydu. Sen öğrenirdin. Bence Gökhan öğrenirdi. Ama ben biraz zorlanırdım. Şimdi biz Japon restoranına geldik. Japon et restoranına geldik. Japonya'da wagyu etinin çok ünlü olduğunu biliyoruz. Daha önce araştırmıştık. Bu wagyu eti nasıl yapılıyor, nerelerde bulunuyor, ünlü nedir diye. Gerçekten çok özel bir et, wagyu eti. Bunu öğrendikten sonra da denemeyi çok istedik açıkçası. Bu restoranı bulduk. Bu restoranda Kobe eti olarak deneyeceğiz bunu. Kobe de burada bir yer ismiymiş aslında. Bunu da sonradan öğrendik. Kobe'de yetiştirilen ineklerin aynı zamanda etinin adı da Wagyu olduğunu öğrendik. Şimdi etimizin gelmesini bekliyoruz. Bakalım. Nasıl? Merakla beklenen etimiz geldi. Çok güzel kokuyor. Denemek için sabırsızlanıyoruz. Başlıyorum. Ben başla bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun.